كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz, malumunuz üzere yaklaşık 2 hafta önce bid'at ehlinin listesini çıkardık. Tabii ki de bu listeyi biz belirlemedik. Ehli sünnet hocalar tarafından, alimler tarafından belirlenen, kimileri de aleni olarak ayet inkar eden, hadis inkar eden, önüne gelene müşrik diyen, önüne gelene kafir diyen, önüne gelene zındık diyen tayfa, meaciler, deistler ve yani klasik bidatçı listesi zaten. İslam düşmanı listesi diyelim. Yaklaşık 45 tanesini videomuzda ismen zikrettik. Videoda ismini söylemeyi unuttuklarımızı da Allah'ın izniyle yorumlara yazdık. Açıklamalara ekledik. Yani yorumu da zaten en başa sabitledik. Dedi ki kardeşler bakın bu adamlar sıkıntılı insanlar. Bakın kimisi ayet inkar ediyor. Kimisi hadis inkar ediyor. Kimisini İnsanlar ehli sünnet zannediyor. En basit örnek verin. Bu Numan Ali Han'la bu Zakir miydi? Neydi? Zakir Ali. Herkes onları ehli sünnet. Ya kardeşim bu ikisi Vahabi. Vahabi. Numan Ali Han'la bu Zakir denen kişi Vahabidir. Yani bununla alakalı uzun sohbet yapmaya gerek yok. Çünkü şu anda ehli sünnet hocaların listesini yaptık Allah'ın izniyle. Onu sayacağız. Bu adamları konuşmaya değmez. Ama bakıyorsun kardeşim bizim bidat ehli listesinin altına kardeşim öyle yorumlar geliyor ki kardeşim demek ki diyoruz biz haklıymışız. Niye? Yok siz Emevi artısınız da bak Emevi artı diyor. Yok siz zındıksınız, siz kafirsiniz. Ya madem düzgünsün, madem ehli sünnetsin, niye sen bana önüne gelene zındık kafire sayıyorsun? Ya zaten bunların kim olduğu belli. Ebu Hanzala tayfası, Ebu Haris tayfası, bu klasik tayfa, Vahabi kafalılar zaten belli bu adamların kim olduğu. Etmedikleri hakaret kalmamış, etmedikleri küfür kalmamış. Yani en azından karakterlerini belli ediyorlar. Bizi haklı çıkartıyorlar. Aslında onlar bizim sohbetin altına yaptıkları yorumlarla bunlar kardeşim bizi yerden göğe kadar haklı çıkarttılar. O listede ve o listeye yani videoda bir de o listeye eklemediğimiz bir kişi daha vardı. Murat Gezenler diye bir vatandaş. Sonradan eklemiş de olabilirim tam aklımda kalmadı. Hatta Murat Gezenler denen vatandaş Vahabidir zaten. Bizim Hüseyin Avni Hoca'ya reddiye hazırın demiş. Ya senin her tarafını reddi yapsa ne olur? Hüseyin Avni Hoca muhaddistir. Seni hadislerle döver, hadislerle. Ya olmayan ilimleriyle, olmayan fikirleriyle kardeşim bunlar İslam'a saldırıyor. Biz bunların ismini ifşa edince bunlar kuduruyor. Biz Allah için konuşuyoruz kardeşim. Uzak durun diyoruz bu adamlardan ya. Bu adamlar dini bozuyor. Bu adamlar İslam'ı bozuyor. İsimleri tek tek saydık. Yaptığı ahvaller zaten ortada. Orada kalkıp bana sövene kadar benim saydığım ismin yaptığı bozuklukları araştırsan zaten ortaya çıkacaksın. Ama bunu araştırmak yerine kalkmışsın bana küfür ediyorsun. Yani bu yaptığın mantıklı bir iş mi? Şimdi bazı arkadaşlar da böyle yapıyor. İleri kafalı arkadaşlar. Yok işte siz insanlar arasında niye ayrım yapıyorsunuz? Yok o ucu mu? Yok bu ucu mu? Yok şucu mu? Hocaları ayırıyorsunuz. Onları ayırıyorsunuz. Hepiniz bir çatı altında toplansanız. Ya bu adamlarla aynı çatı altında toplanalım mı? Çatı başımıza yıkılır kardeşim ya. Adam ayet inkar ediyor. Hadis inkar ediyor. Ben bu adamla nasıl aynı çatı altında toplanacağım? Evvela bu adam tövbe etsin, bu adam kendine gelsin, bu adam sapıklıklarından vazgeçsin, tövbe etsin ondan sonra gelsin kardeşim toplanalım. Bu adam açık açık ayet inkar edecek, açık açık hadis inkar edecek, açık açık önüne gelene müşrik diyecek, vahabilik yapacak, deistlik yapacak, ateistlik yapacak. Ben bu adamla aynı çatı altında toplanacakmışım. Ya bu adam televizyonlarda bas bas bağırıyor ben gavurum diye kardeşim. He fazla da uzatmak istemiyorum kardeşim. Şimdi biz geçen Ehl-i Sünnet hocalarla alakalı bir liste yaptık. Ama o listeyi de yaptığımız gün ben bu listeyi yani o listeyi hazırladığım gün aynı gün 5 tane sohbet hazırlamıştım. Maalesef bu 5 sohbeti alelacele oldu yani. Tam böyle vakıf olamadım. Niye? 5 sohbeti gün içinde yetiştirip akşam bir de bunların hepsini videosunu çekmesi kolay bir iş değil. Hani kimine göre dile kolay ama öyle kolay bildiğiniz bir iş değil yani. 5 sohbeti hazırlayıp araştırmak, soruşturmak, peşine bir de video çekip onu yayınlamak, montajlamak kolay bir iş değil kardeşim. Her neyse biz bu listemizde bahsettiğimiz 3 tane hocayı listeden çıkardık. Listeden çıkardık ama nasıl çıkardık? Hani dedik kardeşim biz bu listeye Ehl-i Sünnet, Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu işleri yapan insanları koyduk. Biz bu listeye
ehli sünnet hocaları koyduk. Biz bu listeye bidatçıları koymadık. Biz bu listede dedik ki bidatçıların yeri yok dedik. Şimdi listeden çıkaracağımız kişilerin ismini saymayacağız. Zaten kardeşim burada saydığımız adamlar, bakın ben Allah için konuşuyorum kardeşim. Bizim burada saydığımız adamları dinleyin. Ben kardeşim emin vermiyorum. Bu adamları dinleyeceksin. Bu adamlardan haricinden. Ben Allah için uyarıyorum kardeşim. Ben bunu bir dedim ya, bir vazife olarak kendi üzerime bunu almışım. Ben Allah için insanlara uyarıyorum. Bak kardeşim, bu adamlar bozuk. Bu adamlar düzgün adam. Dinlersen kazanırsın. Ehl-i sünnet dinlersen kazanırsın. Bidatçı dinlersen kaybedersin. Hayatını karartırsın. Kendini cehennemde bulursun kardeşim. Ehl-i sünnet adam seni cennet yoluna sürükler. Ehli bidat seni cehenneme sürükler. Biz Allah için uyarıyoruz. He, şunu bir daha söylüyorum. Listeden çıkardığımız kişiler hakkında Allah rızası için bize soru sormayın. Ha, biz bu listeden çıkartıyorsak, bize de itimatınız varsa kardeşim, demek ki bu adamın bir yanlışı var. Ehli sünnete aykırı işleri var. Bir daha söylüyorum. Bu listede olanları biz tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Ehli sünnet hoca olarak tavsiye ediyoruz. Yoksa da kardeşim tavsiye etmiyoruz. Bir daha söylüyorum, bunu ben belirlemiyorum. Ben Ehl-i Sünnet Hocaları Belirleme Kurulu Fetva Heyeti Başkanı değilim. Ben normal, sıradan Ehl-i Sünnet bir adamım. Ehl-i Sünnet biriyim ben kardeşim. Allah için de uyarıyorum. He, dediğim gibi kul kusursuz olmaz. Geçen yaptığımız videodaki araştırmayı tam detaylı, ya aslında yaptık ama maalesef birkaç tane duymadığımız mesele varmış. Sonradan kardeşler bizi uyarınca, hocam bak bu adamı dedin ama bu adamın sıkıntılı işleri var deyince, dedik tamam kardeşim, Allah razı olsun. O adamı listeden çıkardık. Gelelim listeye. Allah rızası için iyi dinleyin. Bizim tavsiye ettiğimiz hocalar, ehli sünnet hocalar bunlar. Mahmud Usta Osmanoğlu, yani Efendi Hazretleri. Gavs-ı Sani Abdülbaki Kuddüs'e Sirruhu. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri. Osman Nuri Topbaş Hoca. Cübbeli Ahmet Hoca. İhsan Şen Ocak Hoca. İsmail Hünerlice Hoca. Mustafa Özşimşekler Hoca, Nihat Hatipoğlu Hoca, Fatih Çıtlak Hoca, Mustafa Sakaryevi Hoca, Kerem Önder Hoca, Ömer Faruk Korkmaz Hoca, Genç Hoca, Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca, Rahmetullahi Aleyh, Şehit Hızır Ali Hoca, Rahmetullahi Aleyh, Şehit Bayram Hoca, Rahmetullahi Aleyh, Fatih Kalender Hoca, Salih Topçu Hoca, Mehmet Talih Hoca, Ali Ulvi Uzunlar Hoca, Ebu Bekir Sifil Hoca, Ali Kara Hoca, Rahmetullahi Aleyh, Mahmut Eren Hoca, Esat Coşan Hoca, Rahmetullahi Aleyh, Timurtaş Ucan Hoca, Rahmetullahi Aleyh, Cevat Akşit Hoca, Resul Bölükbaş Hoca, Nusret Oktar Hoca, Emre Altınkum Hoca, Hüseyin Avni Hoca, Tahir Büyük Körükçü Hoca, Rahmetullahi Aleyh, Salih Salmanoğlu Hoca. Bir de YouTube'da Darül İslam kanalı var. Kardeşler bize bununla alakalı çok sual soruyorlar. Darül İslam kanalı da Ehl-i Sünnet'tir. Darül İslam kanalının yöneticisi kardeş de bizim kardeşlerimizdendir. Bu kanalı da dinleyebilirsiniz. Şimdi hemen alta gelen yorumlar. Benim hocam niye yok? O hoca niye yok? Bu hoca niye yok? Onu niye listeden çıkardın? Bunu listeye koydun diye soracaksan kardeşim, bir daha söylüyorum. Benim dinleme dediğim adamı dinlememek zorunda değilsin. Ama ben Allah rızası için uyarıyorum seni. Demek kardeşim bu adamın bir falsosu var. Bu adamın ehli sünnete aykırı işleri var. Biz o yüzden bu listeye koyma lüzumu duymadık. Bir daha söylüyorum. Ehli sünnet hocaları belirleme başkanı falan değilim. Ben Allah için böyle bir şey yapma gereği duydum. Biz Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Estağfirullah, bismillah. Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimin. İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan Müslümanım diyen bir kişiden daha güzel sözlü kim olabilir ki diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanları Allah'a çağırıyoruz, salih amel işliyoruz ve ben de sıradan Müslümanlardan bir Müslümanım diyorum. Kardeşim bu benim görevim. Hepinizin görevi. Ha, dediğim gibi bu listeyi ben belirlemedim. Bu çoğu kişi tarafından, çoğu ehli sünnet hoca tarafından, alim tarafından bilinen kişiler. E sen diyeceksin kardeşim, bak benim bu hocam var işte, sen bunu nasıl saymadın gibi diyorsan, demek ki kardeşim biz o hocanın, biz derken kardeşim ehli sünnet ulema tarafından da söylenen şeyler bu. Demek ki bu adamın sıkıntısı varmış,
Bozuk işleri varmış kardeşim. Bu listede yok. Dediğim gibi kimseyi zorlamıyoruz kardeşim. Biz Allah razı olsun bunu tavsiye ediyoruz. Dinleyen kazanır, dinlemeyen kendi bilir. Yani bir daha söylüyorum. Ehl-i Sünnet hocalar listesi bu. Ehl-i Bidat hocalar listesini yayınladık. Dedik kardeşim bak bu adamlar sakat adamlar. Bu adamlar dini bozan adamlar. Ama sen kalkıp o listeye bakıp bize sayıp söversen kardeşim sen bilirsin. Ehl-i Sünnet hocalar listesine bakarak da benim hocam niye yok da bak bu senin bu saydığın hocanın bir sürü bozuk işi var da sen buna ehl-i sünnet diyorsun da bak bu adamın bilmem bir ton işi var da bakın kardeşim adamın kendi günahı olabilir. Bu adamı ehl-i sünnetten çıkarmaz. Ama adam ayet inkar ediyorsa mesela hadis inkar ediyorsa bu zaten direkt bidatçı olur ayet hadis inkarçıları. Ama bakıyorsun bugün kardeşim ehl-i sünnet zannettiğin adam belki de Vahabiliğe açılan bir kapıdır. Belki de Vahabiliğe açılan bir kapıdır. Belki de senin ehl-i sünnet zannettiğin hoca sıkıntılı fetvalar veriyordur. Belki de senin ehl-i sünnet zannettiğin hoca cemaatlere, tarikatlere, çarşafa karşı bir hocadır. Ama sen ehl-i sünnet zannediyorsun. Bazı hadislere karşı tavırlı bir hocadır. Yani ben subliminal mesajları veriyorum. Beni anlayacağınızı da umuyorum kardeşim. Bir daha söylüyorum, isim vermiyorum. Bu listede saymadığımız adamlar, tavsiye etmediğimiz adamlar, bu listede saydığımız adamlar Allah rızası için dinlemeniz gerektiğini düşündüğümüz hocalar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, dediğim gibi biz sadece tavsiyeciyiz. Biz Allah için uyarıyoruz. Dinlemek ya da dinlememek sizin elinizdedir. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.